Yöntem belirlemek. Tam olarak neyi, nasıl, nerede, ne zaman ve ne kadar yapmak istiyorsunuz? Üzerinden geçeceğimiz yolların bütün kıvrımlarını belirlemeye çalışmalıyız. Hedefler uzaklarda ama yöntemler yanı başımızdadır. Yöntemleri belirlenmemiş hedefler gerçekleşmezler. Nasıl yapacağınızı belirlemek işin çoğunu yapmaktır. Bir kere nasıl yapacağınızı öğrendiniz mi, seri üretime geçersiniz. Yöntemini keşfetmediğiniz iş yapamayacağınız iştir. Bilmediğimizi başaramayız. Bildiğimizi ise zorlanarak da olsa başarabiliriz. Yöntem belirlerseniz israftan kurtulursunuz. Düzenli yaşarsınız ve başarırsınız. İşte sebepleri. Evrenin hakimi, mükemmellikle donattığı evrende, hayatı planlamak suretiyle gereksizliği önlemiştir. Başından sonuna evrenin akışı kader defterinde yazılmış, böylelikle evrenin bütünlüğü içerisinde tek bir toz bile gereksiz yere uçuşmamıştır. Evren yaratılmadan önce mimari planı çizilmiş, her zerrenin sistem içerisindeki ilişkisi tek nokta unutulmadan kurulmuştur. Dünyaya geldiğinizde göreceğiniz güneşi bilen bilinç, anne rahminin karanlığındaki kapalı gözlerinizi tasarlıyordu. Ağaçların dallarından damlatılan her bir meyve ya bir böceğin ya bir tırtılın yiyeceği olmuş ya da bakteriler tarafından dönüştürülerek çiçeklere sunulmuştur. İnsanların sebep oldukları hariç evrende çöpe atılan ve gerçek bir kirliliğe yol açan hiçbir oluşum yoktur. Çünkü evren olağanüstü planlanmıştır. Bugün yumurtalarından çıkan yılanların yarın hangi farelerin sayısını azaltacağı zamanın dışında kararlaştırılmıştır. Hedefinizi nasıl gerçekleştireceğinizi önceden çalışmazsanız hayatınızı israflarla doldurursunuz. Zamanınız, emeğiniz, duygularınız boşa harcanır. Oysa hedeflerinizin detayları üzerinde ne kadar ince çalışırsanız sonuçsuz çabalardan o kadar kurtulursunuz. Yöntem belirlemek neyi nasıl yapacağınızı bilmektir. Detaylandırılan hedeflerin gerçekleşme ihtimali bulanık hedeflere göre hiç olmazsa 100 kat fazladır. Çoğumuzun başaramama nedeni hedefsizliğimiz değil, hedefimizin bulanıklığıdır. Kimilerinin kafasında hedeflerinin sadece çatısı vardır. Örneğin sadece fizikçi olacağım derler ve gerisini düşünmezler. Kimisi de hedef gökdelenlerinin kaba inşaatını hayallerinde görürler. Fizikçi olmak için ders çalışmalılar, sınavı kazanmalılar, üniversite diplomalarını almalılar ve işe girmeliler. Ama onların gökdelenlerinin hala duvarları örülmemiş, sıvası yapılmamış ve boyası sürülmemiştir. Sınavı kazanmak için nerede, hangi dersleri, ne zaman ve ne kadar çalışmaları gerekiyor? Bunları yapmak için ne zaman harekete geçecekler? Tam olarak neyi, nasıl, nerede, ne zaman ve ne kadar yapmak istiyorsunuz? Bu yönüyle yöntem belirlemek, haritadaki iki nokta arasındaki ulaşım yolunu çizmektir. Yola çıktığınız yer ve varacağınız nokta bellidir. Ama dağlarla ve nehirlerle karşılaştığınızda, çukurlarla ve denizlerle yüzleştiğinizde hangi kıvrımlardan ilerleyeceğiniz de belli midir? Hayat bir okyanustur. Balıkların tümünü birden her yerden avlamaya kalkarsanız tümünü kaçırırsınız. Hedefinizin detaylarını netleştirmediğinizde gereksiz, amaçsız, faydasız eylemleriniz artar. Ani bir heyecanla bir yola girersiniz, kısa bir süre sonra heyecanınız söner ve yolunuzu değiştirirsiniz. Böylece boşuna çabalamış olursunuz. Hedefiniz netleşmediğinde faydasız çabalar yüzlerce kez tekrarlanır. Kimilerinin ömrü böyle çabalamalarla son bulur.